güzel bir bulanacak sapanından herkese merhabalar. Gezen pedallar olarak bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de güzel bir tur yapacağız ve bu turu sizlerle paylaşacağız. Bugün nereye gidiyoruz? Şebin Karahisar'a gidiyoruz. Bulanacak'tan Şebin Karahisar'a gidiyoruz. 2 gün sürecek bir tur olacak ve yaklaşık 120 kilometre sadece gidişimiz var. Dönüşümüzle beraber 240-250 kilometrelik bir tur gerçekleştirmiş olacağız. 2 gün sürecek turumuz. Bugün sabah işte şu bu saatte çıkıyoruz. Akşam saatlerinde 6-7 gibi Şebin Karahisar'da olmayı planlıyoruz. Gece öğretmen evinde kalacağız ve yarın sabah tekrar yola çıkarak turumuzu tamamlayacağız. Bu turumuzun görüntülerini, yol boyunca çekeceğimiz görüntülerimizi sizlerle paylaşacağız. Oldukça zorlu, dayanıklılık ve sabır gerektiren bir tur olacağını düşünüyoruz. Bugünkü turda bana Erol Şarda ve Vehbican Kaya arkadaşlarım eşlik edecek. Bakalım bugün ve yarın neler yaşayacağız. Hep birlikte izleyelim. İlerleyen dakikalarda, saatlerde görüşmek üzere. Evet, ekip hazırlanıyor. Vehbican hocam, Erol. Evet arkadaşlar, bugünkü turumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şebin Karahisar turu. Vehbican hocam. Nasıl geçecek sizce? Yorucu geçecek muhtemelen. İnşallah. Zaten yorucu olsun diye bu yola çıkıyoruz. Evet, hazırlıklarımız aşağı yukarı tamam. Yola çıkıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, yola devam ediyoruz. Şu anda Çalca köyünü geçtik, Dereli'ye yaklaştık. Giresun geçişinde yoğun bir yağmura yakalandık. Yağmurdan dolayı bayağı bir ıslandık. İşte şimdi yavaş yavaş hava açtı. Güneş de yok. Kuruyarak gidiyoruz. Yolumuz daha uzun. Dereli'ye birkaç kilometre kaldı. Gidiyoruz. Arkadaşları bekliyorum. Biraz ağır ağır geliyorlar. Ben biraz öndeyim. İnşallah öyle devam ederiz. Geç. Uşaklar acıkınca ilk bir konuda da son durum. Bu arabayla Dereli'ye kadar geldi. Arabayla mı? He. Utanmıyız değil mi? Kardeşim, guru bir yer söyle bana. Arabayla gelmediğimi kanıtı bak. Yok, guru bir yer söyle. Yolumuza gidiyorsun sen de kapatın. Lan ya. Dereli'de sele sebep olan dereyi geçiyoruz şu anda. Erol Bey, yol nasıl gidiyor? Vehbican da kalp giymiş. Üşürüm diye yağmurdan hem ıslandı. Evet, bir de arkadaşımız oldu yanımızda. Benimle beraber geliyor. Şu anda Şebin Karahisar Sivas yolu, Kümbet Yaylası yol ayrımına geldik. Buradan
Biz Kümbet'e döneceğiz. Kaç. Buradan Kulakkaya, Bektaş Ailesi, Pınarlar, Mavi Göl gidiliyor. Biz de buradan Şebin Karahisar'a devam ediyoruz. Erol geliyor. Abulkaya alındık. Selam abi, Zafer abi görüyorsunuz. Evet. Ben bunlar oydum abi. İki yanlış bir doğruyu götürür. Evet, Kümbet Yaylası'ndayız. Burada biraz mola verdik. Şimdi buradan Uzundere üzerinden Şebin Karahisar'a devam edeceğiz. Kümbet de bugün oldukça kalabalık. Şu anda Kümbet Şebin Karahisar yolu Kanlıhan geçiş noktasındayız. Kümbet'ten indik. Devam ediyoruz. Aşağı Giresun'a gidiyor. Dereli'ye Giresun'a gidiyor. Yukarısı Şebin Karahisar'a. Erol geliyor. Erol. Evet. Evet, Vehbi Can da geldi. Gelemiyordu. Çapraz çupraz geliyor işte. Hangi taraftan gideceğiz? Tırmanış mı? Evet. Buradan böyle bu yoldan Şebin Karahisar'a gidiyoruz. Şu anda Kümbet Yaylası'na geçtik. Şebin Karahisar yolunda epey bir ilerledik. Mola verdik burada. Devam edeceğiz yolumuza. Yol hep yokuş yukarı, zorlu, zahmetli bir yol. Aslında asfalt olması avantaj ama yine de yoruyor. Sabır gerektiren bir tur oluyor. Doğanın içindeyiz. Havada bugün serin olması aslında avantaj. Her ne kadar biraz gelirken Giresun geçişini ıslandıysak da şu anda gayet rahatız. Güneş olsa da yanacaktık. İyi gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar dinleniyor. Evet, tam dereye geldik. Buradan sonra Eribel. Bakalım Eribel'i nasıl geçeriz. Şu anda tam deredeyiz. 36 kilometre mi kaldı? 36 kilometremiz kaldı. Tam dereden sonra Eriber. Belki tüneli açıksa şansımızı deneyeceğiz. Tünelden geçmeyi deneyeceğiz. Tünelden geçersek işimiz biraz daha kolaylaşacak. Yoksa Eriber bayağı bir zorlu geçecek. Evet, şu anda tam zarıdayız.
Şebin Karahisar, Tamzara'dayız. Burası turistik, güzel bir yer. Oldukça da yoğun, ziyaretçi alan bir yer. Ve artık yavaş yavaş Şebin Karahisar'a geliyoruz. Merhaba. Şeyde durun, meydanda. Evet. Güne merhaba dedik. Sabah erken saatte hazırlıklarımızı tamamladık. Şebin Karahisar meydandan şu anda yola çıkacağız. Tamzara'da da gözleme, çay, kahvaltısı yapacağız. Yolda görüşmek üzere. Evet, şimdi tekrar. Ne yapıyoruz, nasıl dönüyoruz? Yol ayrıldıktan sonra Kutaş'tan Hatan'a geçiyoruz. Hatan'dan da Bektaş Ailesi'ne, oradan da Bektaş Ailesi'ne bakacağız. İnşallah dediğimiz gibi. İnşallah, hadi bakalım. Devam. Evet, Şebin Karahisar'a artık veda. Tamzara'nın üzümü. Evet, Tamzara'da gözleme yiyip kahvaltı yapacağız. Meşhur bir gözlemeci bayan varmış. Onun yanına gidiyoruz. Tamzara'dayız yine. Gözlemeler bekleniyor. Evet, şu anda meşhur Tamzara'da Suna annenin yerindeyiz. Suna anne burada. Efendim, günaydın. Biz kahvaltı yapacağız, gözlemenizi yiyeceğiz. Çok duyduk Metin'i, inşallah biz de mutlu kalırız. Hayırlı işler diyor şimdi. Bize de afiyet olsun. Günaydın. Tamzara'dan Suna annenin yerine hepimize günaydın. Teşekkürler. İlk işlerimizsiniz. Teşekkürler. İnşallah bereketli olur. Bereketli gelir eminim. Erol karnını güzelce doyur. Ben Çapraz Ballar gruptan ayrıldı dizimdeki. Şu anda Şebin Karahisar yolundan iniyoruz. Halil Rıfat Paşa Tüneli'ne kadar geldik. Burada böyle bir de
Halil Rıfat Paşa Kervansarayı var. Çay, yağlı ekmek yiyecekmişiz burada. Acıktı arkadaşlar. Burada aç kalmazsınız. Evet. Burası 24 saat açık. Gece de gelseniz çayınız, kahvenizi burada içebiliyorsunuz. Ücret vermeniz de şart değil diye biliyorum. Evet dayı, merhaba. Seni bir tanıyalım şöyle bir. Ben Giresun Dereli Sarıyakul Köyü Halil Rıfat Paşa Türeli'nin meşhur şairisi Adil Sönmez. Burası 24 saat vatandaşa hizmet vermektedir. Ben olsam da olmasam da bu kapı açık. Evet. Çayımız burada 24 saat kaynıyor. Aynen aynen. Hiç kimse ne gelecek. Allah razı olsun diyoruz. Geçip geçip gidecekler Allah, yani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Bak içerimiz böyle. Burada evet. Türkiye'nin 81 liraya insan var. Bakın işte benim saygıdeğer eşim hamur yapıyor. Yağlı ekmek yapacağız. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Buralar böyle işte. Buraları evet. Güzelleştirelim. Hep beraber el ele verelim. Allah sizlerin gözünüz burada bulunur. Allah razı olsun diyoruz. Allah şimdiden bize razı olsun. İyi bir. Buradan kaç kilometre kaldı? Dereliğe kaç kilometre kaldı? 30 kilometre. 30 kilometre mi kaldı? Dereliğe de 30 kilometre kalmış. Evet, burada ufak bir tamirat yapıyoruz. Balatalarımız bitmiş. Bir tık balatayla inmeye çalışıyor Vefizan. Evet, burada şimdi yağlı ekmek yiyeceğiz. Çok meşhurmuş. Şöyle kan şekerimizi düzenler inşallah.